Arkadaşlar merhaba, Oto Destekçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ascona'ya arkadaşlar otomatik cam yaptırmak için sanayiye gideceğim. Bir iki yer var arkadaşlar, onlarla görüşeceğim. Eğer olursa arabamıza otomatik cam yaptıracağım. Eğer olmazsa normal manuel elle çevirmeliklerden yaptıracağım. Soracağım fiyatı ne kadar, ne kadar yapıyorlar, nasıl oluyor ediyor, onları göreceğiz. Ama ilk önce burada arkadaşlar bizim Renault'un kaputu var. O Renault'un kaputunu da bizim Kuzey Otomotiv ve kaportacı arkadaşa bırakayım ki kaputu düzeltsinler. Daha sonrasında Renault'un kaputunu da taktıracağız arkadaşlar. Evet, Renault'un kaputunu da koydum. Bakın burada bir hasar var. Bu hasarı yaptırmak için şimdi Kuzey Oto'ya gideceğim arkadaşlar. Orada yaptıracağız. Sığarmış mı? Sığdı ama bak, sığdırdım. Bak kapandı. Gençler sığmaz dediydi de. Oo, sürüş konforlu olacak. İş güvenliğinde bugün böyle arabayı süreceğiz. Kaportacıya kadar idare eder artık. Evet, kaputu getirdim arkadaşlar. Kaputu buraya bıraktım. Bakın şu üst tarafta bir ezik var. Bunu yaptıracağız. Bunu yapacaklar Renault'un. Daha sonra Renault'a da toplamaya başlayacağız. Ama şu an Ascona'ya hız verdim. Bu arada kediler burada, bu aralar kedilerden yürüyoruz arkadaşlar. Kedi perişan olmuş. Takla atmış galiba. Airbag'ler falan patlamış. Önde hasar var mı? Önde hasar yok. Sadece şuralar falan kötü. Mazisine takla herhalde ya bu. Takla atmışa benziyor. Sorarız birazdan arkadaşlar. Sahibine geçmiş olsun diyelim. Şöyle içeri doğru yürüyelim. Mikro yapıyorlar bir tane. Kanki kedinin neyi varmış ya? Ne? Kediye ne olmuş? Kedi devrilmiş kanka. Devrilmiş mi? Evet. Sola yatmış. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet arkadaşlar, girdim. Kilit şeydi, neydi? Kilitçi Okan falan yazıyor da otomatik cam falan yapabilir miyiz diye. 80 model arabaya zor olur dedi. O yüzden bakalım başka bir yerlere göreceğim. Normal elle çevirmeli yapabilir misin dedim. Onun da çıkma parçasını falan bulmak lazım dedi. Çıkması yok falan yapınca ben dedim olmaz bundan. Dedim hemen hayırlı işler, ben kaçayım. Başka yer falan bakacağım arkadaşlar. Şimdi dolaşalım biraz bakalım. Şuradaki mekan. Şöyle gözüküyor mu? Dur, geçerken göstereceğim. Bakın dediğim mekan şu Hyundai'nin olduğu yer. Şuradaki Hyundai'nin olduğu yer. Oraya geldim. Şimdi yolda giderken şu arabayı gördüm arkadaşlar. Kadett mi bu? Bilmiyorum ama markası modeli ne. Bunu gördüm. Şu kapı kolları direkt Ascona'nınkiyle aynı gibi geldi. Baktım ama değil arkadaşlar. Olmuyor. Yani iç taraftan farklı. Yani Ascona ile alakası yok. Kurcaladım, inceledim ama değil. Evet arkadaşlar, bir de şimdi Astra'nın yanına geldim. Burada Bekir Oto Döşeme diye arkadaşlar arabamız. Burada bagajda malzemeler var.
Ascona'nın malzemeleri var. Bunları alacağım arkadaşlar. Kapı fitili ve şeyler. Bagaj fitili olarak kullanacağım bunları. Bir de yedek su depomuz var. Bunları alacağız. Şimdi burada hala Chevrolet devam ediyor arkadaşlar. Chevrolet'in göğüslüğünü falan yapıyormuş abi. Burada bir tane Peugeot. İçeride Tofaş falan göğüslükleri var. Göğüslük falan da kaplıyormuş. Chevrolet devam ediyor. Bir hafta içerisinde benim arabaya geçecekmiş arkadaşlar. Chevrolet'in göğüslüğü beklediği için biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ama devam edecek. Ama şurada bir şey var. Onu göstermek istiyorum. Bakın burada bir tane BMW koltuğu var. E60 koltuğuymuş arkadaşlar. Full elektrikli. Neler var bakın göstereyim. 1. Şurada üstte bir tane var. 1. 2. 3. 4. Bir tane de şurada var. 5. Kompresör diye arkadaşlar. 5. 5 tane sadece üstte motor var. Yalnız bu koltuk bozulursa yandınız. 1. 2. 3. 4 tane de burada var. Bir tane de bunun altında var. Bu rekora koltuk ya bunlar. Gidip geliyor. 9 tane bir koltukta motor var. Ben Ascona'ya bir tane motor bulamıyorum. Bunda 9 tane var arkadaşlar. Bir tane de arkada var. İlk defa iskelet şeklinde bir koltuk gördüm. Canlı canlı. Buna da direkt renk değişimi yapıyormuş abi. Bu da güzel bir şey olacak. Krem rengine çeviriyorlarmış arkadaşlar. Buradan da mesela kompresörden hava doluyor. Arkanız şişiyor. Şu kısımlar falan bakın şu şekilde. Yanlarınızı saran mevzular arkadaşlar. Motorla çalışıyor. Kafalık inip kalkıyor. Bu kısım gidip geliyor. Hafızalı koltuk. Şurada bir tane beyin var arkadaşlar. Bir sürü şey var. Yok yok koltuğun yok yoku. Evdeki koltuklardan daha konforlu. Chevrolet'imiz de burada. V8. Bakın Tofaş göğüslüğü de burada. Bu abi bunu da Tofaş göğüslüğü yapıyormuş. Benim Ascona'nın şeylerinden. Renginden. Neyse Astra'mızdaki şu şeyleri alalım, malzemeleri alalım. Direkt şeye koyalım. Ascona'mıza bunları uygulayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada bir tane abi de sol Ascona kapı kolu buldum. Bir tane de kilit buldum arkadaşlar. Kilidin anahtarı da var. Bunları şimdi Ascona'ya götüreceğim, bağlayacağım. Bu ikisi arkadaşlar 50 lira. 50 liraya mal oldu. Sol kapı kolu onu bulduk. Sağ taraf yokmuş. O yüzden sadece solu takacağız şimdi. Ama idareten yeter bize. Ne çekiyorum mi? Seni. He? Çekme ya. Niye? Yok ya. Araba nasıl olmuş baba? İyi. İyi mi? İyi ya. Bence çok güzel. Eski araba. He? Eski araba. Babamla videolar gelsin mi arkadaşlar? İstiyorsanız hemen sağ üst köşede bir anket var. Babamla değişik çılgınlık videolarım falan yaptığım videoları yapmak istiyorum. Yani babamın tepkisini ölçmek gibi böyle videolar yapmak istiyorum. Sizce yapmalı mıyım? Hemen sağ üst köşede eğlenceli olacağını şimdiden düşünüyorum ve gülüyorum. Evet arkadaşlar sonunda Ascona'nın kapı kollarından kurtuldum arkadaşlar. Bunu 30 liraya aldım. Bir de bir yerden 2 tane daha buldum arkadaşlar. İkisini 50 lira verdim. 80 liraya mal oldu. Bir tane de şöyle kilit arkadaşlar. Bunların ikisi 50 lira. Bunu artık boyayacağız. Bunu da arkadaşlar bunu da buldum ama bu 30 liraya buldum. Sol bu sağ tarafın sol tarafınkini dedim var mı? O da yokmuş. Farklı farklı yerlerden tek tek buldum. Zorla buldum arkadaşlar. Ama kapı işlerindeki şeyler yok. Ne o? Bir şeydi. Çerçeveler yok arkadaşlar. Onlar İstanbul'da var. Onlara da artık o kadarcık da nazar olsun diyorum. Ayrıca böyle bir Tofaş yedek su deposu aldım arkadaşlar. Bakın Tofaş yedek su deposu aldım. Kare olması için. Motor kısmında koyacak yer yok. Çünkü bunu bu şekilde oturtacağım. Ve şuradan hortumumuzu bağlayacağız. Tam da güzel olacak arkadaşlar. Bağlantıyı nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi hepsinin bağlantılarına geçelim. Artık sonunda şu kapı kollarını buldum ve kurtuldum. Şunu da boyayalım bakalım. Şimdi şu kapı kolumuzu bir boyayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım bir arabamız çalışıyor mu arkadaşlar? Allah yanlışla teybe bastım ya. Anten çıkıyor şu an. Çıkması bitsin kapatacağım. Evet kapanıyor şu an. Anten de geri giriyor. Vitesimiz boşta.
Çalışmadı. Güzel, çalışıyor arabamız. Yedek su depo montajım bitti arkadaşlar. Onu da oraya güzelce montaj yaptım. Ancak kebi söktüm. Kebi sökme sebebim şöyle bir hortum çıktı arkadaşlar. Patladı. Şimdi bu hortumu da yenisini alacağız arkadaşlar. Bu hortum buradan yani motorun içerisindeki üst egzantriklerin dönüş hızını direkt buraya vermemiz gerekiyor. Şuraya şuradan boğaza verilmesi gerekiyor. Bu hortum patladı. Bu hortumu alacağız bir tane. Bu hortumu değiştireceğiz. Kebi o yüzden söktüm. Şimdi kapı kollarına geçiyoruz. Ha bu arada arkadaşlar kapı kolları demişken aklıma geldi. Otomatik cam için sağa sola bilgiler verdim arkadaşlar. Haber bekliyorum. Bu camları otomatik yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu arabanın cam kirikosu yok arkadaşlar. Olmadığı için bunu otomatiğe çevirme gibi bir düşüncem var. Şimdi kapı kollarını halledelim. Hallettikten sonra sadece cam otomatiklerimiz kalsın. Evet arkadaşlar kapı döşemelerinin iki tarafını da söktüm. Bakın o tarafı da söktüm, bu tarafı da söktüm. Bu arada dipnot eklemek istiyorum. Şerit led hakkında yani ip neon hakkında yorum yapanlar var arkadaşlar. Ben bu şekilde hoşuma gitti. Yani şu aralara sokulup kıstırılacağını ben de biliyordum. Ama ben böyle sevdiğim için bu şekilde montajını yaptım. Onu da eklemek istedim. Şimdi bakın şurada bizim kapı kolumuzun iki tane vidası var. Biri bu, biri de şuradaki arkadaşlar. İki tane. Ayrıca bir de kilit için... Bakın burada bir tane segment var. Sadece bu segmanı taktığınızda kilit yerine oturuyor zaten. Şimdi bu kapı kilidinin bağlantısını da yapacağım arkadaşlar. Teli biraz çukur şekilde kıvırmanız gerekiyor. Kıvırdım. Tanus yaptığımız için tanus telinde dümdüz yapmıştık. Şimdi tekrar orijinale döndüğümüz için tel bu şekilde kıvrıldı. Şimdi bunu da takacağız. Ama şöyle bir kapı kolunu falan kontrol edelim. Bakın. Bu kapı kolunu da boyadım ben arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı da bağlantısını yapacağız. Bu kapı kolumuz okey. Artık bu kapı kollarından kurtuluyorum. Bakın buradaki kapı kolunu da taktım. Şimdi bunun da arkadaşlar bağlantılarını yapacağım. Buraya kilidi de taktım. Kilidi boyadım.
Bunu da bağlayacağız. Arabaya otomatik cam, önlere otomatik cam yaptırmak için arkadaşlar. Şu an döşemeleri takmadım. Şu an döşemelerimiz orada kalacak. Ama şu fitilleri bagaj kısmına döşemeye çalışacağım bakalım. Bagajın biliyorsunuz içeriden açılıyor. Şöyle kapı kollarımızı artık aktif. Niye kapanmıyor? Ha, koltuğa dayanıyor. Kapandı. Bakın bebeğim. Kapı kolları tamamen sorunu çözüldü. Kapı kollarından kurtulduk arkadaşlar. Bakın. Direkt şırak kadar açılıyor. Bagajı da direkt buradan açabilirsiniz. Kontak açık olması gerekiyor. Evet bakın arkadaşlar. Şuraya bastığınızda bagaj açılacak. Sesi duyuyor musunuz? Bakın. Seversin bebeğim. Bagajımız açılmış mı? Bakalım hemen. Evet, bagajımız açılmış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bagaj fitillerimiz çok kötü. Şimdi bu bagaj fitillerini değiştireceğim. Yırtıklar, pırtıklar var. Ayrıca burada bir tane buleme oyuncak almıştım ya. Bunu ben burada unutmuşum. Arabamızda biliyorsunuz kameralı plakalık prena şeyden hoparlörleri falan var. Teyp, meyip, şunlar blow off falan var. Taban halısı yapacağız arabaya. Onu da söylemiştik. Ama öncelikle şimdi şu fitili değiştirelim. Evet arkadaşlar. Bebeğim marka bagaj fitilini de yeniledim. Artık bagaj fitilimiz de güzel. Rahat bir şekilde kapanıp açılabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bayağı bir yine uğraştım, çalıştım, her şeyi yaptım. Kapı kollarını hallettim, kapı kilidini hallettim. Yedek su depomuzu taktık. Hemen şurada bakın, aşağıda göstereyim. Bakın. Yedek su depomuzu falan taktık, bagaj fitilini taktık. Bayağı bir çalıştık. Sadece bir şeyimiz kaldı. Şu hortum arkadaşlar. Gideceğim bu hortumdan da bir tane alacağım ve bu işlemimiz de bitecek. Dediğim gibi kapı döşemelerini takmadım. Bakın şurada gözüküyor. Kapı döşemeleri takmama sebebim bu araba ön camlarına otomatik cam yapmayı planlıyorum. Yapabilirsem eğer, yapamazsam o da yani bilmiyorum nasıl olacak ama yapmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Çoğu şey neredeyse bitti. Bir bagaja taban halısı yapacağım. Bunu alacağım yerde bir de taban halısı soracağım arkadaşlar. Bir de taban halısı yapabilirim. Ben de videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayağı bir çalıştım yine. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Çekilişte çıkacak olan arkadaşa çok güzel bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bakın bu terler bu araba için emek için arkadaşlar. Emek için harcanan terler. O yüzden çıkan arkadaş inşallah kıymetini bilir. Hoşçakalın, bay bay. Şortumu takmayı da göstermeyeyim artık. Yani iki tane yeri var. O yüzden kendim takacağım, haberiniz olsun.